Sevgili arkadaşlar, yeni bir tasarıma hoş geldiniz. Bu dersimizde bir tane silo tasarım yapacağız veya sanayi dilinde bunker tasarımı diyorlar. Silo tasarımı da diyebilirsiniz burada. Bu tasarım daha bitmedi. Ben şu an bu tasarımımıza devam ediyorum. Birkaç daha değişiklik yapacağım. Ondan sonra sizlere bunu vereceğim. Derse geçmeden önce sizlere ben bir hacim hesabını göstermek istiyorum. Yani bir silo tasarımı yaparken hacim hesabı nasıl yapılır? SolidWorks'ta bunu en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Mesela sizden bir müşteri bir tesis kuracağınız zaman bir makinanızda silo grubunu isteyecektir. İşte bu silonun içerisindeki çeşitli işte kimyasal maddeler veya içinde kum olabilir veya su olabilir veya başka bir kimyasal madde olabilir. Burada en önemli faktör oradaki kimyasalın yoğunluğu bizim için önemli ki burada hacim hesabı bize kilogram hesabını çıkartalım. Yani siz bir silo tasarımı yaparken içindeki kilogramını, tonajını yoğunluktan aslında çıkartıyoruz. Bunu elle hesaplama yaptığımızda zaten çözümleri, formülleri var. Silindir hacim hesabından çıkartabiliyoruz ama ben size bunu SolidWorks'te göstereceğim. Mesela şöyle bir bunker silosu olduğunu düşünelim. İşte bunun bir hacim hesabını yapacağımızı düşünelim. Mesela bunun içinde işte ben örnek olması açısından kum silosu diye düşünüyorum. Yoğunluğunu 0,0014 gram bölüm milimetre küp olarak alıyorum. Siz isterseniz başka bir kimyasal madde alın. Yoğunluğunu da kendiniz belirleyin. İnternette zaten yoğunlukları var her maddenin. Mesela şöyle bir tasarımda bunun iç kısmında bir kum silosu olduğunu varsayarsak şöyle iç kısmını gösterecek şekilde ben bir tane tasarım yapacağım. Şöyle şuradan bir çizim önce bir açalım. Şunun orta eksenini yakalamaya çalışıyorum. Şöyle evet orta eksenini mesela şöyle yakaladık. Bir bakıyorum. Şuradan bir çizim açacağım sağ eksende. Şu anda tel kafes formatına geldi. Şimdi iç kısmını, sacın iç kısmını çizecek şekilde şöyle rastgele bir tane çizim yapacağım. Bakın. Hani kum buradaki yüzeyin çeperine vuracakmış gibi düşünebilirsiniz. İşte şuradan şöyle geliyor ve şu kısmı şöyle kapattığımızı düşünelim. Şuradan geldim unsurlara döndürerek katı oluştur diyorum. Ve çizimi şöyle iç kısmı yaptım. Tam merkezde olmadı arkadaşlar ama sorun değil. Amaç burada mantığını anlamak. Yani bunu tam merkeze çizdiğinizi farz edin. Şöyle ayrı bir şey açtığımızda bizim bunkerin içinde olacak olan hacim aslında bu. Yani kumla doldurduğumuzda bir de kumda şöyle durum var. Mesela şuradan direkt hemen şey kısmına gelelim. Bu kısma şöyle tekrardan açalım şöyle. Kumu şuradan doldurduğumuzda şöyle şunu da kesit alıyorum. Hatta şöyle yapalım ya. Şunu direkt böyle merkezde yapalım da işi doğrusunu ilerletelim daha güzel olsun. Sağ düzlemden baktığımız için tabii tasarımda ister istemez kaçıklıklar olmuş. Şöyle orta ekseni şunu ayarlamaya çalışıyorum. Buradaki orta ekseni de şöyle şurayı ayarlayacağız ve çizimden şöyle çıktığımızda yani referans düzlemi önde olduğu için o yüzden bu ekseni aldı. Sorun değil. Şimdi burada biz şu yukarıdan kumu döktüğümüzde kum bu şekilde düz bir şekilde gelmiyor arkadaşlar. Şurada bir üçgen bir yapı oluşturuyor. Yani buradaki üçgen yapıyı da biz tasarımda yapıyoruz. Yani şöyle geldiğimizde işte kumun döküldüğü açıyla zaten bu açı genelde işte 37 derece falan tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Daha önce yaptığım için biliyorum. Bu açı değeri şuradaki açı değeri 37 derece falan oluyor. Mantık olarak biz burada içine girecek olan hacmi kendimiz aslında manuel tasarlamış oluyoruz. Yani çizmiş oluyoruz. Şöyle çizimden çıktığımızda bakın şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Yani benim silomun içinde kaplayacak olan yer kilogram bazında bu. Ben şuradan geliyorum tamam mı hesaplar kısmından. Kütle özellikleri kısmına geliyorum. SolidWorks'un şu özelliğini açıyoruz. Eğer direkt malzememiz belliyse arkadaşlar, bakın şurada malzeme belliyse şuradan gelip malzeme düzen diyoruz. Farz ediyorum çelik olduğunu düşünelim. Hani hızlı ve kolay olması için. Paslanmaz çelik 304 dediğimizde malzemeyi atadığımızda şöyle kütle özelliklere geldiğimizde bakın burada gram cinsinden veriyor. Şuradan varsayılan kısmını bir dakika şöyle geldim tekrardan. Şu kısma seçenekler kısmına geliyorum. Seçenekler kısmına geliyorum. Diğer tarafta açıldı. Şöyle çektim. Özeler diyorum. Şuradan kilogramı seçtiğimizde şöyle kilogramı seçtiğimizde şuradan kilogram diyorum ve şunu
Bakın burada 12 bin bilmem kaç bin kilogram çıktı işte. Neyse artık. Burada kilogram hesabı çıkmış oluyor. Biz şimdi şuradan malzeme kısmını şöyle kaldıralım. Tamam mı? Geldim buradan. Kütle özellikle diyorum. Seçenekler kısmına geliyorum. Yoğunluğu bildiğim için, şurada yoğunluğu bildiğim için şu kısma gram bölü milimetre küp ya. Şuradan 14, 0,014 gram bölü milimetre küp yazıyorum. Şurası normalde bende büyümesi lazım ama büyümüyor. Şu an ekranda bir ana ekranda bu büyüyor. Buradaki ekranda şu an küçülüyor bu. Şurası normalde büyük olması lazım. Bende şu an küçük arkadaşlar. Sizde büyük var büyüktür ekrandan dolayı. İki paylaşım olduğu için bende böyle bazen sorunlar çıkıyor. Neyse şu anlık ben yoğunluğu bu şekilde girdim. Ve okey dediğimde bakın burada benim kilogramım direkt çıkıyor. Yani 2158 kilogramlık bir silo tasarımı yapmış oluyorum. Şuradan seçenekler kısmından da şurası gramsa eğer şu kilogramı seçebilirsiniz. Burada sizde gram gelmiş olabilir. SolidWorks'un kendi orijinal şeyini gramdır. Şurayı kilogram yapın. Daha sonradan okeyleyin. Bakın 2158 kilogramlık bir silo hacmine sahibiz. İşte bunu aşağı yukarı %10 aşağı yukarı artı eksi düşünürseniz hacim hesabını kaba taslak bu şekilde yapıyoruz biz tasarımlarda. Bu hem hızlı bir şekilde bizim sonuca ulaşmamızı sağlıyor hem de atıyorum tasarımda bir değişiklik yapacağız. Boyunu uzatacağız veya çapını arttıracağız. Bu şekilde hızlı bir şekilde tasarıma ulaşmış oluyoruz. Bunun başka bir yolu var mı? Var. İsterseniz şu kısmın ayrı bir hacim hesabını yaparsınız. Manuel elle. Konik hesabı. Şurada silindik hesabı yaparsınız. Burada da aynı şekilde yaparsınız ve hepsini toplarsınız. Aynı şekilde burada da bir hacim hesabı yaptığınızda topladığınızda size çıkan sonuç yaklaşık olarak aynı değeri verecektir. Ama biz makine sektöründe bu şekilde tasarımları ilerletiyoruz. Bunu şimdiden size vermiş oldum önden olarak. Ben şimdi bu tasarımı tekrardan bir revize yapıyorum. İmalata uygun daha güzel bir tasarım yapacağım. Teknik resimlerini şu an hazırlıyorum. Siz bu videoyu izlerken onu da hızlı bir şekilde sisteme aktaracağım. Sizlere göndereceğim. Lazer kesim büküm dosyası şeklinde olabildiğince lazer ağırlıklı bir tasarım olacak bu projemiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.